Çörek otu nikel 9 e billa sativa peygamberimiz, sav üzgün yüz çörek otuna devam edin. Zira Allah onda ölüm hariç her derde şifa halk etmiştir, buyurmuştur. Çörek otunun bir defada kullanılma miktarı 1-5-2 gr, bir kahve kaşığı, bir günde kullanılma miktarı ise, bir çorba kaşığı, 6-7 gr kadardır. Çiçörek otu balla karıştırılır ve sabah akşam aç karnına bir tatlı kaşığı yutulur. Büyüklere, küçüklere, hastalara ve sağlıklılara iyi gelir. Bir her gün çiğ, neyerek yutulan 3-5 gr çörek otu ağız kokusunu düzeltir. Çiğ 30 gr öğütülmüş çörek otu, 200 gr zeytinyağı ile karıştırılır. 7 gün beklettikten sonra süzülür ve her gün 20-30 gr içilir, yemek üzerine veya soslara katarak kullanılır. Bu yağlı ağrıyan ekemiğe masaj yapı 89 lir, cilt bozukluklarına ve problemli saçı ara sürülür. Baş ağrısı ve baş dönmesi için çiğ saçı ara ve kafa derisine çörek otuyu yağ sürmek saçı çabuk bitirir ve beyazlaşmasını geciktirir, baş ağrısı, migren ve baş dönmesini giderir. Çörek otu yağ damlatmak kulakları temizler. Çiğ taze öğütülmüş çörek otu koklamak, baş ağrısını keser. Ol çörek otu ince, yeni öğütülmüş toz halinde buruna çekilirse, kafesli kemik ve burun tıkanıklığını açar. Sağra hastalığında çiğ sağra hastalığında çörek otundan tütsü yapılır, taze öğütülmüş çörek otu buruna çekilir. Çörek otu yağ kafa derisine sürülür ve kulağa damlatılır. Sedef, vitiligo ve mantarda çiğ öğütülmüş çörek otu sirke ile karıştırılarak sedef, mantar, sivile ve sihirlere sürülür. Oje ince öğüterek yaraya serpmek yarayı iyileştirir, ince öğüterek yemek ve hasura sürmek hasuru iyileştirir. 90 çiğ ekmek hamuruna karıştırmak, ekmeğin hazmını kolaylaştırır. Çiğ çiğneyerek yemek, mide ve bağırsak gazlarını söker. Bağırsaklardaki ve karaciğerdeki kurtları ve yabancı mikroplan öldürür, ağız kokusunu güzelleştirir. Yüz felcinde çiğ çörek otu akşam sirkede ısı atılır ve sabaha kadar bekletilir. Süzülüp kurutulur, sonra iyice dövülerek buruna çekilir. Bu işlem günde 3-5 defa tekrarlanır. Baş ağrısını keser, yüz felcine iyi gelir. Çiğ çörek otu yağını buruna çekmek ve kafa derisine sürmek, yüz felcine iyi gelir. Hafızayı kuvvetlendirmek için çiğ bardak nane çayına 7 damla çörek otu yağı damlatılır, bal ile tatlandırarak günde 2 defa içilir. Hafsizliğe karşı çiğ çörek otu ve çemen eşit miktarlarda öğütülür, gerekli miktarda bal ile yoğrulur. Sabah akşam bir tatlı kaşığı kadar alınır. Hormon dengesizliğine karşı çiğ her sabah tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu 0-20 ml arı sütü 3050 gr bal karıştırılır ve ağızda eğiterek yutulur. Buna ay devam edilir. Doğumu kolaylaştırmak ve kadın hastalıklar için çiğ çorba kaşığı papatya 1 bardak su ile kısık ateşte 0-5 dakika kaynattır. Aynı şekilde çörek otu da kaynatılıp süzülür ve süzülmüş papatya suyu ile karıştırılır. Biraz soğuduktan sonra 50 gr bal katılarak eritilir ve küçük bir pompayla veya iğnesiz enjektörle vajinaya sıkılır ve bekletilir. Aynı zamanda safran veya keten tohumundan yapılan içeceğe 7 damla çörek otu yağ damlatılır ve içilir. Bu işlem, doğumu kolaylaştırmak için sancı başladıktan sonra ve kadın hastalıkları için 2 hafta süresince her akşam uygulanır. Kolesterolü düşmek ve kolesterolü tıkanıklıkla eritmek için çiğ bir çorba kaşığı öğütülmüş çörek otu bir çorba kaşığı öğütülmüş civan perçemi çorba kaşığı bal karıştırılır, ikiye bölünür ve her sabah ve öğlen aç karnına yenir. Acıkınca yeşil çay, meyve suyu veya havuç suyu içilebilir, öğlene kadar hiçbir şey yenmez. Hafta devam edilir. Kısırlıkta çiğ 1 bardak çörek otu 1/2 bardak çemen 1/2 bardak turp tohumu öğütülür, 2 bardak bal ile karıştırılır ve sabah akşam birer çorba kaşığı yenir. Bitene kadar devam edilir. Prostat hastalıklar için çiğ 6 hafta süresince her sabah bir tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu 1/3 çay kaşığı dövülmüş mürrü safi, bal şurubu ile içilir. Bel, kaslar ve erbezlerinin alt kısımları neye her akşam çörek otu yağı sürülür. 3 hafta devam edilir. Sonraki 3 hafta süresince çörek otu yağı yerine acı kavun suyu aynı şekilde kullanılır. Diyabete karşı, C1 su hanlığı öğütülmüş çörek otu yarım bardak öğütülmüş tere tohumu 1 bardak öğütülmüş nar çekirdeği 1 bardak kurutulmuş ve öğütülmüş beyaz lahana kökü 1 çorba kaşığı dövülmüş mürrü safi karıştırılır ve karışım bitene kadar günde 3 defa birer tatlı kaşığı aç karnına alınır. Dalak hastalıklarında çiğ her akşam çörek otu öğütülür ve eski zeytinyağı ile veya zeytinyağının tortusu ile karıştırılıp sol kaburga kemiklerinin altına sürülerek üstü kapatılır. Sabaha kadar bekletilir. Aynı zamanda bir kahve kaşığı çemen otu,
1 su bardağı sıcak su ile karıştırılır ve bal ile tatlandırır. 7-11 damla çörek otu yağı damlatarak içilir. 2 hafta bu işlemlere devam edilir. Böbrek ve safra kesesi taştan eritmek için CL 1 kahve fincanı taze öğütülmüş çörek otu 1 kahve fincanı doğal bal 3 baş ezilmiş sarımsak yoğrulur. 3'e bölünür ve günde 3 defa 50-100 ml limon suyu ile birlikte alınır. 7 gün boyunca her gün aynı işlem tekrarlanır. Çi çörek otu bal ile karıştırılıp içilirse, böbrek ve mesanedeki taşları eritir, ağrısızlığı giderir, balgamı keser, nefes darlığına iyi gelir. Safra kesesi dokulan düzeltmek için çi bir çorba kaşığı öğütülmüş çörek otu bir tatlı kaşığı ince öğütülmüş rührü safi 200 ml bal iyice karıştırılır. Bitene kadar sabah öğle akşam birer tatlı kaşığı yutulur.